Sağcı muhafazakar ağabeylerimiz var böyle. Yaşı ileri olgun. Ya hocamız oynamasa falan. Ya birkaç öbürleri de ya hocamız çok aşırı dekolte hanım var diyor. Bir şey kurtarır yok mu falan diyor. Yani her biri can atıyor benden konuşmak için. Bir nasihat edecekler direktör yani olmasın falan. Halbuki Kur'an'a uygun o. Yani yanlış biliyorlar. Gelenekçi Ortodoks eğitimle eğitildiler. Halbuki o sağ anlayışı çok tehlikeli bir sağ. Yani o tip bir muhafazakar sağ tehlikeli. Yani dünyada tutunabilecek bir sağ değil o. Yani zeminde olur o da, yani pratikte olmaz o. Yani mutlaka modern sağa ihtiyaç var. Mutlaka modern Müslümanlık anlayışına ihtiyaç var. Eğer biz bunu uygulamazsak İngiliz derin devleti bu açığı yakalar ve feci şekilde karşılık verebilir. Bizim bu meydana getirdiğimiz sedde aşamıyor şu an İngiliz derin devleti. Yani meydana getirdiğimiz kültürü aşamıyor. Çünkü onun kültürünün üstünde bir kültür bu. Onlar bizim yanımızda daha klasik kaldılar. Çünkü onlar modernlik iddiası ortaya çıkıyordu. Çok klasik kaldılar. Yani dangıl vaziyetteler. bizim modernliğimizin karşısında çok pasif ve aciz ve kompleksli haldeler. Dolayısıyla bizim bu modern İslam anlayışımız, modern sağ anlayışımız bütün bölgenin kurtuluşu için çok mühim bir vesile ve mühim bir zemin. Tabii biz onu kardeşlerimize anlatmamız o kadar kolay olmaz. Ama bunu tabii sosyolojik olarak tarif edebiliriz, anlatabiliriz. Ayrıca ikinci faydası da Mehdilik iddiamız olmadığının ispatıdır. Çünkü Mehdilik iddiasında böyle bir rahatlık, böyle bir ferahlık mümkün değil. Çünkü sen sağa hitap ettiğine göre Türkiye gelenekçi Ortodoks sağ eğilimlidir. Yani MHP tabanı da böyledir. AK Parti tabanı da böyledir. Saadet tabanı da öyledir. Klasik gelenekçi Ortodoks sağ vardır Türkiye'de. Eğer oraya hitap etmek istiyorsak benim ne yapmam lazım? Böyle yeşil sarıkla falan, yeşil cübbenin çıkıp böyle mutasip bir ortam, işte yerde kardeşler oturuyorlar falan. İşte biraz oradan, biraz buradan ortalı bir siyaset izlemem gerekiyor. Eğer benim böyle bir iddiam olmuş olsaydı tabana yönelmem gerekirdi. Yani o kitleye yönelmem gerekirdi. Çünkü Mehdiyet'i kabul edecek olan sağdır. Gelenekçi kesimdir. Onların gönlünü kazanmam gerekiyor. Onların kabulünü kazanmam gerekiyor. Ama benim yaptığım onların kabulünün tam zıttı. Benim öyle bir iddiam olmadığının bir imzası bu. Çok net. Çünkü öyle bir talebi olan adam tam ona uygun hareket eder. Mesela ne yapıyor adam? İskender Evrensoğlu kavasına kanuni kavuğu geçiriyor. O küçük dünyasında o halkı öyle ikna edeceğini düşünüyor. O beyaz kıyafetler giyiyor, seccadesini seriyor. Namaz kılarken mesela cezbelere falan geliyor. O halk kitlesini hakikaten bağlayacak bir izah, anlatım. Ama tabii zeki olmakla beraber akıllı bir siyaseti yok. Yani akıllı bir tavırı, yani benim anladığım anlamda yani yüksek bir akıl pek gösteremiyor gibi. İyi niyetle yapıyor ama yanlış, yani yanlış bir siyaset güdüyor. Fethullah Gülen zaten gitti direkt Deccal'in kucağına oturdu. Yani çok iradesiz ve süper akılsız bir tip. O hakikaten başta Mehdilik falan vardı onda, iddia şeyi vardı. Mehdiliğe karşı çok istekliydi ama Deccal nerenin Mehdisi dedi bana. Sen kimsin, Mehdilik kim falan dedi. Bunu darmadağın etti yani, ne Mehdisi, Mehdi diye bir şey yok. Allah vardır, o da benim dedi. O zaman bu küt diye oturdu aşağıya yani. Ve darmadağın etti. Mehdi de yok, İsa Mesih de yok. Aklını başına al dedi. Homoseksüelliği de serbest bırakacaksın. Senin yolun, yöntemin, dinin, inancın Rumiliktir. Rumiliği istediğin gibi kullan, aklını başına al. Rahat yaşamak istiyorsan bunu yapacaksın dedi. O da ağlayarak, zırlayarak falan kabul etti özetle. Yani Deccali'yi de kabul etti. Papa'yı da kabul ettirmişler. Adam diz çökmüş, onu da kabul ettirmiş.
Bize gelince Deccal, efendim, Mr. Deccal diyelim, bir türlü gelemiyor. Yani herhalde mekanına girmemizi bekliyor. Onu getirteceğiz. İnşallah. Kendi yanımıza getirteceğiz. Yani zaten gelir o, meraklı bir tip. İnşallah. Çünkü İngilizlerin devleti diyor ki benim dönemde siz istediğiniz gibi vals yapabilirsiniz, dans yapabilirsiniz, balolar olur, konserler olur, modern hayat yaşarsınız diyor. Halk bunu kabul eder, ister böyle bir şeyi. Müzik olur, resim olur ama diyor bak gelenekçi ortodoks sistemde bunların hiçbiri olmayacak diyor. Onun için İngiliz kültürüne girerseniz çok rahat edersiniz diyor. Bunu kabul edecek milyonlarca kitle var. Dininizde yaşayın diyor ama Rumi olun diyor. Darwinizme bir gerçek, bunu da kabul edin diyor. Yani adamlara makul gelir bu. Birçok kişiye makul gelir. Oynanan oyunu göremez adam. Onun için bak FETÖ'yü direkt adam kucağına oturtturdu. Çok kolay oldu yani. Ama biz alternatif olarak kadın güzelliğini, kadın kalitesini onların homoseksüellik inancına karşı alternatif olarak getirdik. Ve onların oyununu bozduk. Yani homoseksüellik oyununu bozduk kadınla. Eğlenceyle, müzikle, sanatla İslam'ın o güzel ihtişamlı yönünü de gösterdik. Sanat ve estetiğin asıl bizde olduğunu gösterdik. Böylece onların bütün su yollarını kapattık. Deccali kıpırdayamayacak hale getirdik. Ve hükümete de ideolojik çok güçlü bir zemin meydana getirdik. Ve müthiş bir moral zemini meydana getirdik. Müthiş bir moral destek meydana getirdik. Bir Seddi Zülkarneyn gibi İngiliz Derin Devleti'nin, Deccaliyet'in oyununa karşı muazzam bir abluka oluşturduk. Maşallah. Ve bu ablukayı aşamıyorlar şu an. Ve aşamazlar. Mesela ağabeyler var, eskisi ağabeyler böyle ya. Ya kendileri gibi olmamı istiyorlar, klasik gelenekçi sadece. Ki onlar da son nesil. Ama bak sen başarılı olamamışsın. Olmamışsın. Olsan olurdu. Yani Türkiye kurtulurdu. Ama bak şimdi şu an gençlik hep bizden yana. Tabii. Yaptığımız röportajlarda bak 150 bin kişi üstüne yapılan röportajda gençliğin tamamının bizden yana olduğunu görüyoruz. Eğer yanlış olsaydı herkes muhalefet ederdi. Herkes bizden yana olduğuna göre demek ki doğru yoldayız. Çünkü gençlerin ayrıca bak kılı kıyafetiyle, davranışlarıyla, saç modellerine kadar bizlere hayran oldukları ve desteklediklerini görüyoruz. Sevgiyi ön plan aldıklarını, merhameti, dostluğu, kardeşliği ön plan aldıklarını, savaşa karşı olduklarını, deccaliyete karşı tavır aldıklarını, Mehdiyet'i beklediklerini, İsa Mesih'i beklediklerini görüyoruz. Yani anlattığımız her şeyi çok güzel karşıladıklarını görüyoruz. Bir muhalefet görmedik. Dolayısıyla doğru yoldayız. Eğer ağabeylerin dediğini yapmış olsaydık onlar gibi olurduk. Yani ya Nakşibendi olurduk ki hiçbir kıpırdama yok. Ya Kadiri olurduk, hiçbir kıpırdama yok. Yahut Nurcu olurduk, Yeni Asyacı falan. Hiçbir kıpırdama yok. Ya zaten öbürleri gitti, Deccal'ın kucağına oturdu. Ya Süleymancı olurduk, hiçbir kıpırdama yok. Hep kolapsa girmiş sistemler. Bizim sayemizde canlı kalabiliyorlar, güçlü kalabiliyorlar. Darwinizmi biz ezmeseydik onun altında ezim ezim ezilecekti cemaatler. Mesela münafıkları böyle deşifre edip rezil kepaze etmesek münafığı bilemeyeceklerdi. İngiliz Derin Devleti'ni hiç bilmeyeceklerdi. Hükümetin de haberi yoktu, hiç kimsenin haberi yoktu. Şeffaflık diye direkt oyuna gireceklerdi. Say bitmez. Rumilik bilinmiyordu bir oyun olduğunu. Evet. Mesela bak buna öğrendiler, anladılar. Dolayısıyla doğru yoldayız. Ama tabii onu ağabeyler bir usulen, hükmen bunu söylemek durumundadırlar. Ama derinliğini göremiyorlar bunun. Yani derinliğini, altyapısını göremiyorlar. Yüzeysel bakıyorlar. Sadece dans ediliyor, eğleniyor falan feşmegen öyle değil. O zannettikleri gibi değil.